Diyarbakır'da öldürülen 8 yaşındaki Narin Güran cinayetiyle ilgili yeni bir sıcak gelişme de yaşandı. Arkadaşlarımız Narin'in babası Arif Güran'la özel bir röportaj yaptı. Bakın baba Arif Güran, Biricik kızının cinayetine ilişkin hangi açıklamaları yaptı? Eğer benim devletim bu çalışmayı yapmasaydı benim belki şu an kızımın mezarı bile olamaz. Bak kızımın mezarı orada. Ben her sabah her akşam kızımın karşısındayım. Siz Nevzat'tan mı şüpheleniyorsunuz? Budur, başka kim olacak? Peki Nevzat sizin kızınızı neden öldürsün? Eğer bir insan 18 gün gelip yanımda canice oturuyorsa, eğer diyor ben saklamışım, öldürmemişim. Niye öldürmesin? Şimdi HTS ve daraltılmış baş çakışmalarında şu ifadeye yer verildi. Diyor ki amca Salim Güran, anne Yüksel Güran, Enes Ağabey ve cansız bedeni saklayan Nevzat Bahtiyar'ın aynı ikamette olduğu tespit edildi. Mümkün değil. Nevzat Bahtiyar benim evime giremez. Zaten iddianamede Yüksel Güran'ın, Enes Güran'ın verdiği ifadelerde evde uyuduğunu söylüyor. Eğer o nokta buradan şuraya kaydığı zaman ne olacak? Olabilir, bu adam gelmiş buradan evimin önüne geçmişse ben ona bir şey diyemem. Ama benim çocuklarım evimde uyuyor. Şöyle bir ifade de var. Amca Salim Güran 14.52'de evinden çıkıyor, sonra senin evine buraya geliyor. Hayır, evime gelmiyor. Sözde buraya geliyor. Sözde. Buyurun, ev karşıdadır. Bugün bir insan şuraya gelirse, var ya şuraya. Şuraya gelirse bu benim yatak odamdır. Bu kadar net midir bu HTS? Bu HTS 30 santim şaşmayacak bir şey midir? Benim gözümde katil odur, başka kimse yok. Bu insan benim kızımı saklamış ve o insanın karısı o gün evdeydi, annesi evdeydi, oğlu evdeydi. Niye evdeydi? Ben kendi gözümle şahit olmadığım bir şeye iftira atmam. Şöyle bir iddia daha var. Organizeli bir şekilde bu kız öldürülmüş. Ne yapmışız organize bir şekilde? Kim ne yapmış? Kim kızına, çocuğuna kıyabilir? Rabbim netini çıkarsın ortaya. Katılacak mısınız? Nasıl katılmayacağım? Yani zorla diyorlar, zor olmasa da katılacağım. Nasıl katılmayacağım? Hele o insan benim gözümün içine bakarak cevap versin. O insan vicdanıyla geberecek.